Taşköprü sarımsağı diğer bölge sarımsaklarımıza göre çok farklı özellikleri var. Çok üstün kaliteli bir sarımsak. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen meşhur Taşköprü sarımsağı diğer sarımsaklardan farklı. Kalsiyum, potasyum ve çinko oranı oldukça yüksek. 10 aylık uzun raf ömrü de Taşköprü sarımsağını öne çıkaran bir başka etken. Mayıs, Nisan gibi kazması oluyor. Temmuz tem, Temmuzda Toplaması oluyor, mahsurumuzu topluyoruz, eve getiriyoruz, temizliyoruz, beylerimiz pazara getiriyor, pazarcılık yapıyor, satırıyor. Hava sıcaklıklarının Şubat ayının başından itibaren yüksek seyretmesi ise bu yıl Taşköprü sarımsağının toprakla 20 gün erken buluşmasına neden oldu. Bu sene erken başladı. Ee, mesela normalde Şubat ayında biz sarımsağı dişliyorduk sadece. Şu anda da sarımsağın neredeyse 3'te 1'i dikildi diyebiliriz. Çünkü toprak çok müsait, iklim şartları çok müsait. O yüzden dikim erken başladı bu sene. Yıllık yaklaşık 25 bin ton üretim yapılan Taşköprü ilçesinde 90'dan fazla köyde sarımsak yetiştirilirken, 4 bin aile geçimini sarımsak üretimiyle sağlıyor.